Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün konumuz bu. Güzel. Ne bu? Bir sıcak hava makinesi mi yoksa? Sanki evet. Bilmiyorlar oğlum, başlıkta yazıyor. Tamam, o zaman başlıksız yapsan ne, kabul eder mi? YouTube yazmak istiyor baş, illa yaz diyor. Anladım. Arkadaşlar, bir tane sıcak hava makinesi aldık. Yeni versiyonu. Are you listening? Damn. Bir adet güç kablosu çıkıyor. Bu kablo genelde birçok ürünlerde çıkmıyor ne yazık ki. Aslına baktığında pahalı bir kablo değil ama yine de önemli. Evet, düşünüp koymaları çok güzel bir şey. Çok güzel paketlemişler. 4-3 tane de uç var. Bunu da sayarsan 4 sayılır. İhtiyacım olan tüm uçları da koymuşlar içine. Ekstra satın almanıza gerek yok. Bir tane lehim çubuğu çıktı. Takalım yerine. Şimdi bunda lehimleme ucu 90 watt gücünde şu uç. Lehim ucu bir tane çıkıyor. O da gayet inceliği iyi aslında. Bakın şöyle göstereyim inceliğini. Bunda yalnız en çok benim hoşuma giden şu oldu. Şu lehimi takacağımız yerin üstünde hazır. Bu çok pratik. Evet, bir önceki versiyonunda o ayrı bir aparat olarak evet, geliyordu. Bir önceki versiyonu da göstereyim. Hatta onun lehim için bir şey yanında ufak bir parça gelmişti. Metal parça. Şu bir önceki versiyonu da. Bunda işte yanında değil. Yine benziyor ama bunun da şöyle bir standı var. O standı ben de bulamıyorum şu an. Çünkü stand sabit değil. Sabit olmayınca ufak bir parça bir yere koyuyorsun sonra evet. Unutuyorsun nerede bunu, olduğunu. Bunu da işte asma şöyle asabiliyorsun. Şurada askı aparatı var. Artı avantajı onun asma özelliği var. Bunda o yok. Şimdi güce bağlayalım. 220 değil mi bu? Evet. Aslında bu makinenin en büyük özelliklerinden bir tanesi çok ufak ve hafif olması. Telefoncu, teknik servisçi arkadaşlar bilir ya da elektronik tamircileri bilir. Sıcak hava ve lehim makineleri oldukça ağır ve büyük yer kaplayan aletlerdir. Fakat bu marka oldukça ergonomik. Tam ev tipi kullanımı ya da ufak atölyelere evet. Hitaben yapmış. Tam bunu. Hobi için. Fiyatı da... Aslında fiyat performans uygun. Ürünü. Fiyatı gayet mantıklı. Aşağıda açıklama bölümünde indirimli linklerini bırakacağız zaten. İsterseniz oradan bir bakarsınız. Bu ürün Türkiye'de satılmıyor. Bir ara hepsi burada ve Trendyol'da görmüştüm. Fakat şu an sanırım yok. O yüzden bunun mecburen yurt dışından satın alıyorsunuz. Yurt dışından nasıl satın alabileceğinizi de videonun sonuna doğru anlatacağız. Hani vergiye falan kafanız takılmasın diye. 3 tane şöyle sıcak hava ucu çıkıyor abi. Küçültmek için. Sıcak hava uçları şuraya aslında yeterli. Bu şekilde. Küçüklüğü de çok iyi bunun aslında. Şöyle. Bak küçücük. Yani ince yani noktalara. Board işi yapıyorsanız. İstersen bir çalıştıralım. Şurada bir start var. Evet. Şu an çalıştı. İki tane LCD elektrik göstergesi var. Bu kablolar tabi zamanla şöyle düzelir. Bakalım. Şuradan sıcaklığını ayarlıyoruz lehimin. 480 dereceye kadar çıkıyor diye biliyorum. Bir deneyelim çıkacak mı? Deneyelim değil mi? Evet. Evet. 480 derece. Şu an 250'de çabuk da ısınıyor. Evet, gayet de hızlı. Önemli olan bu. Bakalım. Bakın. Gayet de iyi eritti. 480'e kadar çıkıyor. Bunda bir sensör var arkadaşlar. Bu 100 ile 480 derece arasında ısıtıyor. Şu an gayet iyi üflüyor. Elim yanında. Şu an kaç derecede? 270'te. 270 derecede. Bunda güzel olan şu. Bıraktınız. Belli bir zaman sonra kendisi soğutarak kapatmaya alıyor. Evet. Bu da sıcak havadaki güvenlik için çok önemli bir aynen şey. Aynen. Şurada şu tuşta üfleme hızını. Şu an çok evet. Yavaş üflüyor. Bazen yavaş üflemesi gerekir. Bazen hızlı üflemesi gerekir. Şuradan 10'a kadar. Şimdi arkadaşlar bu ve bir önceki versiyonla arasında aslında bu eski versiyonu olan. Bunun wattı bir tık daha düşük buna göre. Evet. 10 watt daha az. Yalnız bu 500 dereceye kadar ısıtıyor. Bu 480'e kadar o çok fark etmiyor. O çok önemli. 20 derece yani, önemi yok orada. Ben olsam bunu alırım. Neden abi? Bu şu benim çok hoşuma gidiyor. Orası çok ergonomik. Bir de şöyle bir durum var. Bunu çünkü nereye koyacağım? Duvara asılmasından ya da bir panoya asılmasından çok şu lehimi koyacak yer çok önemli. Evet. Bununla o ufak parçayla ufak parça bunu tutamıyor. Şu şekilde koyuyorsunuz. Biz de bulamadık. Örnek gösterirdik. Bu arada bunların içlerinde seramik var abi. Şu bakın şu kısımları göstereyim. Bazı arkadaşlar geçen sormuş. Onu açmak isterim de o biraz sıcaktır şu an. Bakın şurası seramik. Bu önemli. Genelde ucuz, yani çok ucuz olanlarda şurası seramik olmuyor. Başka bir maddeden yapıyorlar metal. O da kısa sürede çatlama yapıyor. Aman bunu sıcakken ellemeyin. Elinizi yakarsınız. Dikkat edin. Neticeye gelecek olursak. İkisi de uygun fiyat. İkisi de tercih edilebilir. Hatta şu kadar şöyle söyleyelim fiyatını. Piyasada alabileceğiniz en ucuz sıcak hava ve havya takımı. Ya bundan daha ucuz yok emin olun böyle set olarak. Zaten sıcak hava tek başına... Bir şey ifade etmez. Yanında bir havya muhakkak almanız yani gerekiyor. De, evet. Ama o kalem ucuz havyalar telefon ve elektronik tamirinde pek işinizi görmeyecektir. Özellikle küçük parçalarla uğraşıyorsanız semik gibi. Standı gösterecektim şu. Mesela benim kullandığım stand bu.
Bu bizim çok eski bir sıcak havamızdan çıkan bir stand. Hala kullanıyorum. Ama stabil ağırlık olduğu için devrilmiyor. Diğerinin yanından çıkan, yani şunun yanından çıkan JDC8898'inden çıkan stand pek iş yapmayan bir stand. O yüzden biz onu önermiyoruz kullanmak için. Çünkü güvenli değil. Evet. Ama bunun standı gerçekten çok güvenli. Aynen öyle. Aynı zamanda bu metal parça soğutmayı da kolaylaştırıyor. Evet. Gayet güzel, hafif, ergonomik. Masanızın bir kenarında şöyle koyduğunuzda. Şimdi nasıl satın alacağınıza rahatlıkla gelelim. Rahatlıkla durur. Demiştik. Gelelim mi? Gelelim. Nereden alacaklar? Banggood'dan biz satın aldık. Şu an ortalama fiyatı 30-35 dolar civarındadır. Tamam. Tam emin değilim. İndirimli linkini biz aşağıya bırakacağız. Banggood'a girdiniz, satın alırken airship, yani uçak kargoyu seçmeyi sakın unutmayın. Sebebi de şu, hem kapıda vergi ödeme sürprizinden kurtulursunuz. Ne ödeyeceğinizi bilirsiniz, 15 mi 20 lira mı ne. Hem ufak bir kargo ücretiyle kargonuz Türkiye'den satın almış kadar hızlı gelir. Evet. Bazen bizim 4 günde gelen kargolarımız oldu. Genel ortalama süre söyleyecek olursak 6-7 gün. 6-7 günde kapınıza kadar Aras kargoyla geliyor. Biz memnunuz. Evet, istasyonlarda bir daha bir şu var aklıma şimdi geldi. Mesela diyelim şu kablo bozuldu. Bu Y uç, T uç diye bunlar evet. Kodları var. O uca göre alırsanız bu bozulduğunda hemen bunu takarsınız. İlk İstasyon önemli olan. İkinci versiyonun uçları farklı mı? Farklı, bakalım. Ona da bakalım. Belki arkadaşlar merak ediyordur. Ya da makine bozulmuş olup elinde uçları olan varsa. Bu üç. Bu üçlü. Şöyle. Burada bu versiyonda bu farklı pin. Yapmışlar. İşte bunun kodları var bak. Bu 3 pin, bu 5 pin. Y kod, T kod. Kodlu. Ama sadece alırken makineniz sağlamsa ve şunlar bozulduysa bunlar tek tek satılan aletler. Satılıyor, satılıyor. Onlar birçok birbirine uyuyor. Bu birbirine uymadı ama uyanları var yani. Neticede arkadaşlar bu bir fiyat performans ürünü. Yani biz de zaten bir yıldan beri, değil mi? Bir yıl oldu kullanıyoruz. Oldu. Ve hala sağlam videolarımızda. Çok sık görmüşsünüzdür. Video sayımızı da biliyorsunuz oldukça fazla. Ya bu da ev kullanımı için birebir. Zaten ev kullanımı yapmayanlar bizi izlemiyor. Tabii ya, profesyonel onları, bu işle uğraşan kişiler genelde bizi izlemezler. Bizim de onlara pek aktaracak bilgimiz yok zaten. Onların bizim kitlemiz var. Siz ev kullanıcıları, hobi severler. Genel olarak bu kadar yani toparlayacak olursak arkadaşlar. Kullanım kılavuzu da var. Hiç bakmadığımız kullanım kılavuzu. Hiç okumuyoruz yani bunları. İşte burada zaten özelliklerini yazmış. Nasıl kullanılacağı yani, yazmış falan. Bir de bu tür aletleri kullanırken lütfen çok dikkat edin. Evet. Yani kendi güvenli alanınızı oluşturarak kendi sorumluluğunuzu alabiliyorsanız kullanın. Şurası hala sıcak. Evet. Yani elinizi yani ve dikkat edin. Yani kesinlikle açık iş bırakmayın. İş güvenliği önemli. Arkadaşlar umarım inceleme videomuz size yararlı oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.